Tam şu o tarafa parmağım ucu göstereyim. Muş ve Muş Ovası, 368 köyüyle Muş, tam bir flora fauna cenneti. Yani her tür bitkiye ev sahipliği yapan bir coğrafya burası, tabii iklimine göre. En son buradaki tespitlerimizden bir tanesi de sizin ifade ettiğiniz Nilüfer çiçeği. Bildiğiniz gibi Nilüfer'in ana vatanı aslında yağmur ormanları. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın batı ve orta kısımlarının genellikle yavaş akan ırmak kenarları, göl ve göletlerde de doğal olarak yetişen bir su bitkisi. Bunlar aynı zamanda soğuğa da dayanıklı bir tür. Boyları 20 santimetreye kadar ulaşmakta. Görsel olarak da çok estetik bir görüntüye sahipler. Dünyadaki en çok temiz çiçek olarak da nitelendiriliyor ve saflığın, temizliğin de bir sembol olarak da adlandırılıyor. Beyaz renkli nilüferler de ruhu ve masumiyeti temsil ettiği söyleniyor. Şimdi ülkemizde nilüfer çiçekleri şu ana kadar Bitlis, Denizli, Bolu, Konya ve Kahramanmaraş illerinde tespit edildi ve korunuyor. Son dönemde de ilimizin Varto ilçemizde ve Kumlukıyı köyümüz civarındaki Kumlukıyı göletinde de tespiti yapıldı. Bu tespitimizden sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından kayıt ve tescil işlemlerimiz başlatılacak. Daha sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz tarafından da kesin korunacak hassas alan olarak belirlenme işlemleri başlatılacak. Ve bunların devamında da Muş İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi başta olmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz tarafından da denetim ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verilecek. Ve yine valiliğimiz, özel idaremiz imkanları çerçevesinde de vatandaşlarımızın buradaki alana zarar vermeden gözlemleme, fotoğraflama için gerekli olan altyapı çalışmaları da özel idaremiz tarafından yapılacak.